kolu bağlayalım, ayrılarsın. Hepsini açmışsın için sizlerden bir alkış rica edebilir miyim? Bitmiş daha yüksek. Birazcık tecrübe var. Evet. 11 senedir artık anlata anlata Siirt bir yanımı, Bitlis bir yanımı açıkçası biraz uzmanlaştık. Tabii değerli arkadaşlar, büryanı özellikle bir defa güzel olmasının asıl sebebi etinin keçi etinden ve Bitlis'ten geliyor olması. Bitlis'te yetiştiriliyor olması. Çok yüksek tepelerde özellikle kekikle ve o yüksek tepelerdeki bizim değişik bir bitkilerimizden beslenen keçi o lezzeti oradan alıyor. Tabii pişirme şekli de değişik. Yani her yörede yapılan büryan, Bitlis'teki yapılan büryanla değişik yerlerde yapılan büryan kebapları, kuyu kebapları var ama Bitlis'te çok farklı bir sistemle, yani asıl büryanın yapılış şeklinde pişiriliyor. Özellikle biz eğer şeyi açarsak, evet, kapağı açarsak, içeride eğer çekme imkanınız varsa bir büyük kazan, bir büyük kazanın içinde su var. O suyun tamamen buharıyla pişiyor büryan. Yani büryan ateşte pişmiyor. Ateşte kaynayan o su, onun buharıyla büryan yavaş yavaş pişiyor. Tabii bu kapak kapatıldıktan sonra üzerine çamur kaplanır. Hiç hava almaması ve hava dışarı çıkmaması sağlanır. O çamur da Bitlis'ten getirildi tahmin ediyorsam. Burada da yine Bitlis'ten geldi o çamur. Taşı, toprağı, her şeyle, bu kuyunun her şeyi Bitlis'ten geldi. Ve Fesane'de ilk defa biz büryan kuyusunu biz açtık. Ya açılır mı, açılmaz mı, Anıtlar Kurulu vardı, açılmazdı diye çok karşımıza engeller çıktı ama Allah'a çok şükür iki ayrı biz kuyu açtık burada, büryan kuyusu. Bundan damlayan yağlarla ve büryanın eti de içine doğranarak, sebze de karıştırarak o sudan da afşor çorbası yapılıyor. Şu arka tarafta gördüğümüz kazanda da afşor çorbası ondan yapılıyor. Yani büryan eti ve büryanın yağıyla harmanlanan, sebzeyle harmanlanan o su afşor çorbası oluyor. Ve sabahlar özellikle Bitlis'teki insanlarımızın çok rağbet gösterdiği ve sabah 8'den sonra bulunmayan bir yemek türümüzdür, çorba çeşidimizdir. Öğlenlerde büryan zaten yenir. Yani büryan, Bitlis büryanı olarak Biz de tabii Siirt ayrı bir farklı patent aldı. Bitlis, biz farklı patentimiz var. Zaten pişirme çeşitleri de aynı değil. Bizimki çok farklı pişirme tekniğiyle pişiriliyor. Siirt'te yapılan veya farklı illerde yapılan da farklı pişirme teknikleriyle yapılıyor. Ama ben buradan gerçek büryanı, gerçek lezzetli büryanı tatmak üzere tabii ki bu kararı insanlarımız, yeğenler verecek. Hangi büryan daha lezzetli? Farklı illerde yapılanlar mı yoksa Bitlis büryanı mı? Onu inşallah sizler de gelecek olan vatandaşlarımızın tatmasını isteriz. Tatlı rakabetimiz her zaman vardır. Bizim çevre illerimize sadece büryanda değil, her şeyde rakabet olur ki kalkınma hızlansın. Büryanımız bu. Tabii sadece büryanımız yok. Yan standta bütün yemek çeşitlerimizin olduğu farklı standlarımız var.
Bitlis TV'nin burada olması başı başı bir ayrıcalık. Festivaller tanıtım adına iyi hizmet veren yerler. Önemli olan bu tür yerlerde ticaret değil, tanıtım ön plana alınmalı. Bitlis'i tanıtıyoruz. Bitlis için buradayız. Buradaki esnaflarımız da kendi açtıkları standlarda Bitlis ürünlerini en iyi şekilde tanıtmanın gayreti içerisindeler. Dediğim gibi önemli olan burada ticaret değil, Bitlis tanıtım olmalıdır. Ve Bitlis'e yakışan hizmetler sunulmalı. Diğer illerde örnek olmak durumundayız. Buraya Bitlis gelmiş. Bitlis'i görüyorum. Bitlis dostlarını görüyorum. Bitlis'in İstanbul'a gelmesi, İstanbul'da Bitlis'in tanıtılması anlamında gerçekten büyük bir organizasyon. Bu organizasyonla ilimizin bilmeyenlerin bilmesi açısından, tanınması açısından, kültürümüzün aktarılması açısından basın aracılığıyla, sizin ekranlarınız aracılığıyla büyük bir katkı sunacağına inanıyorum. Bu gibi organizasyonların devam etmesi ilimizin tanıtımı açısından güzel bir proje olduğunu düşünerek organizasyona emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Merhabalar, kolay gelsin. Teşekkür ederim. Siz tanıyabilir miyiz? Hoş bulduk. İsmim Cumali Biron. Kültür ve Turizm Bakanlığı Geleneksel Baston Yapımı Sanatkarı ve aynı zamanda Bitlis'te İlahisi. Şu anda gül ağacı içerisine gümüş kakma ürünümüzü sergilemekteyiz. Burada Bitlis tanıtım günlerinde biz de yerimizi almış bulmaktayız. Peki bu bastonun yapımı ne kadar sürecek Cumali Usta? Bu yaklaşık 10-12 günümüzü alacak bu baston. Yani bu tanıtım günlerinin ne yetişmeyecek muhtemelen? Yok, yetişmez, mümkün değil. Sadece bunun üzerinde bir 6-7 gün çalışmışız. Burada da sadece gelen konuklara, gelen misafirlere bastonu, gümüş kakma nasıl yapıldığını canlı performansta göstermek istiyoruz. Bunu da şu anda burada bunu yapmaya çalışıyoruz. Biz burada ev sahibiyiz. Tabii ki bizim açımızda güzel olay. Biz bu 2013 yılında dolu dolu günler geçirdik. Öncelikle işte Bitlis TV İstanbul buluşması, akabinde Bigyat 13.3.2013 Dünya Bitlis Sergünü. Ondan sonra İstanbul'daki derneklerimizin yaptıkları etkinlikler. Daha sonra işte Fersane günleri. Bu bizi mutlu ediyor. Tabii ki Bitlis'te 2000 kilometre kalkıp İstanbul'da bu günleri, bu güzel tarihi Bitlis hemşehrilerimize yaşatmak için güzel olay. Biz sizlere teşekkür ederiz. Bu organize yapan hemşehrilerimize de teşekkür ederiz. Evet sevgili izleyenler, burada bir soru var. Dünyada bal ile salatalığı birlikte yemek kimlerin özelliğidir? Hemen rica edelim arkadaşımızdan. Evet. Bitlislerin. Evet. Peki hemen soralım. Balla salatalık birlikte yenir mi? Yenir tabii ki. Öncelikle bal tadına bakılır. Ondan sonra salatalığın kabuğu soyularak, tuzlanarak güzel bir şekilde yenir. Tabii bu da ağza çok güzel bir tat verir yani. Tabii ben bunu duyduktan sonra hiç denememiştim. Mutlaka deneyeceğim. Mutlaka sizler de deneyin. Denesin bence. Çok güzel oluyor yani. Peki çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar. Sağ olun. Kolay gelsin. Yaklaşık 3-4 aylık süre gelen bir hazırlığın bugün işte meyvelerini görüyoruz. Daha açılış olmamasına rağmen resmi anlamda Fesane dolup dolup taşıyor. Tabii bu da bizi mutlu ediyor. Bir anlamda bu hazırlık anına kadar yapmış olduğumuz yorgunluğu da bu mutlu yüzleri görünce bir anda unutuyoruz. İnşallah çok güzel olacak. Özellikle hemşerilerimizin ve dışarıdan gelen misafirlerimizin gözlerindeki o ışıltılar, tabii Bitlis'in kendine öz has cevizinden, balından, bastonundan, her şeyinden, tamamen sayamayacağımız her şeyden dolayı insanlar bu gibi alışverişi yaparak özellikle komşularını, akrabalarını, Bitlis'i zaten bunları biliyor. Önemli olan Bitlis dışında, yani İstanbul'daki hemşerilerimiz, Bitlis'i haricinde hemşerilerimiz buraya getirmek. Bunun için çok çalıştık. İnşallah karşılığını sonuçta alacağız inşallah. Vallahi bugün güzel bir gün. Neden? Bugün Bitlis'te hemşehrilerimizi burada görmek, hem de aynı zamanda İstanbul'daki ve diğer illerdeki
hemşehrilerimizi görmek benim için bir gurur ve mutluluk oldu. Ben bu anlamda buradaki arkadaşlara, gelenlere hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Gül kokar bahçesinde le canım, gül kokar bahçesinde le canım. Öyle sırlar gizlidir le canım, öyle sırlar gizlidir le canım. Bitlis'in kalesinde le canım, Bitlis'in kalesinde le canım. Le 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 canım, le 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 canım. Yemir yağmış suyu le canım, yemir yağmış suyu le canım. Le 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 canım, le 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 canım. Yemir yağmış suyu le canım, yemir yağmış suyu le canım. Aşan bilir ne canım, rahbayı geçen bilir ne canım, rahbayı geçen bilir ne canım. Senayin bağlarından ne canım, senayin bağlarından ne canım. Zeydana bakan bilir ne canım, zeydana bakan bilir ne canım. Le 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 canım, le 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 canım. Yemir yağmış suyu le canım, yemir yağmış suyu le canım. Le 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 canım, le 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 canım. Yemir yağmış suyu le canım, yemir yağmış suyu le canım. Bunu düzenleyenleri ben kutluyorum, tebrik ediyorum. Biz Bitlis'in içindeyiz, Bitlis de bizim içimizde. Şimdi Bitlis'e gitmeye ihtiyacı duymadan burada yaşıyoruz Bitlis'i. Bunu görmek, burada bulunmak bizim için de büyük bir mutluluk kaynağı. Bütün Bitlisli hemşerilerime buradan sevgilerimi, saygılarımı yolluyorum. Hepsini kucaklıyorum bu vesileyle. Ya beklentilerimizin çok çok üzerinde, çok potansiyelli bir tanıtım günleri olduğunu düşünüyoruz. Tabii bizler de kendi zaviyemizden Güroymak Kaymakamlı olarak 1,5 aydır çok ciddi çalıştık. İnşallah ilçemizi ve Bitlis'imizi en güzel şekilde tanıtmak amacıyla yola çıktık. Şu anda her şey çok güzel gidiyor. Bitlis'imiz hak ettiği yerlere yani çok büyük değerleri var. Her değeri çok büyük. Bunu bir türlü tanıtamıyorduk. Ankara'da başladık Allah'ın izniyle. İstanbul'da da çok güzel bir etkinlik var. Çok büyük bir heyecan var. Bütün herkes burada. İnşallah İzmir'de de aynı şekilde yapıyoruz. Artık Bitlis'imiz kendini tanıtmaya başladı. Artık marka şehir olmak yolu olmak üzere de büyük bir çalışmalar yapıyoruz. Artık herkes Bitlis'ten haberdar. Allah'ın izniyle daha büyük çalışmalarımız var. Müsiyat olarak Bitlis'te genel merkezimizi ağırladık. Büyük bir çalışmalarımız var. Onlar da çok büyük beğendiler. Yakın bir zamanda tekrar Bitlis'e gelmeye çalışacaklar inşallah.
ekonomik olarak da güçlendirmek için biz elimizden gelen her şeyi yapmaya gayret veriyoruz. Buradan bütün bizi izleyen Bitlislilere ve Türkiye'deki Bitlisli hemşerilerime saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Hepsini buraya bekliyoruz. Bu bayramı kaçırmasınlar. Çok büyük coşkuyla açıldı. Ben ara sıra buraya geliyorum bazı illerin günlerine. İnanın daha açılıştan önce bile onların final günü kadar kalabalık. Emeği geçenlere, başta valime, sayın vekilime, belediye başkanlarıma, esnaflarımıza, herkese çok teşekkür ediyorum. Sizlere de tabii basın mensupları olarak. Bitlis'i inşallah eksik olan yönü olan tanıtımı hem Ankara'da başlattık, İstanbul, İzmir devam edecek, her yıl sürecek. Bu kadim şehri bundan sonra bütün ülkem tanıyacak ve inanç turizmi, kültür turizmi, sanat yönünden, spor yönünden eksik olan tarafımız olan bu tanıtımı bugünlerde folklorumuzda, giyimimizde, içmemizde, gıda ürünlerimizde, her şeyimizde tanıtacağız. Bugün açıkçası Bitlis'in düğünü, bayramı. Hepimiz çok heyecanlıyız. Evliyalar şehrinden, sahabeler şehri, peygamberler şehri İstanbul'a gelmişiz. İnşallah İstanbul'umuzda Evliyalar şehri Bitlis'imizi tanıtmak üzere geldik. Tabii burada en büyük emek sizlerin. Bitlis TV, inşallah Bitlis TV ailesi olarak 4 gün boyunca sizler burada yayın yapacak ve buradaki bütün güzellikleri dünyayla paylaşacaksınız. 4 gün boyunca İstanbul'un tamamını ağırlamak istiyoruz. Sadece İstanbul'u değil, İstanbul çevresindeki Kocaeli'den, Adapazarı'ndan, Tekirdağ'dan, Bursa'dan gelen ziyaretçilerimiz de olacak. Şu anda aramızda başka illerden gelen ziyaretçiler var. Açıkçası bütün hemşehrilerimizi bekliyoruz. Sadece Bitlisli hemşehrilerimiz değil. Ben buradan Bitlisli hemşehrilerimize bir görev de veriyorum. Herkes komşusunu, dostunu, arkadaşını, iş arkadaşını, kim varsa beraberinde getirsin. Bitlis'in güzelliklerini buradan bütün dünyaya, dünyayla paylaşalım. Özellikle ışık şahsiyetlerimiz, manevi şahsiyetlerimizi paylaşalım. Sadece yöresel ürünlerimizi, sadece büryanımızı, büryan kebabımızı, yemek çeşitlerimizi değil. Buradan Bitlis'in insanlığını da bütün dünyayla paylaşalım. İnsanlığın güzelliğini paylaşalım. Tarihi güzelliklerimizi, Bitlis'in o tarihi dokusunu paylaşalım. Işık saçan şehrimizin özellikle şu andaki müze halinde olan bir kapalı müze kenti Bitlis biliyorsunuz. Onu çok fazla paylaşamadık. İnşallah bütün güzelliklerimizle Bitlis'i paylaşmak istiyoruz. İstanbul'da Bitlis'imizi gündeme getirdik, gündeme taşıdık. Bitlis'in minyatürünü buraya getirdik. İşte yani onun heyecanı içerisindeyiz. Gerçekten işte yani hemşerilerimizle burada kucaklaşıyoruz. Görmediğimiz on binlerce hemşerimizi inşallah 4 gün içerisinde burada misafir edeceğiz. İstanbulluları burada misafir etmenin gururunu yaşıyoruz. Bitlis bunların en güzeline layık. Onun için biz elimizden geldiğince sayın vekillerimizle, sayın valimizle hep birlikte ayağa kalktık. Bitlis'i bu işte tanıtım açısından eksik gördüğümüz o tanıtımın açığını kapatmak için gayret sarf ediyoruz.
özel ve güzel kente, Bağcılar gibi çok özel ve güzel bir ilçeden gittim. Biliyorsunuz ben Burdur Bucaklıyım. Dolayısıyla B'ler hayatımızda çok hakim duruyor. Çünkü Burdur, Bucak, Bağcılar, Bitlis. B'den gidiyoruz ama B güzel bir harf. Güzel şeylerin başlangıcı. Gerçekten biraz önce Sayın Başkanım da Bitlisli... Bitlis'le bittiniz. B'yle bismillah dediniz, devam ettiniz. Bağcılar'daki nüfus, Bitlis nüfusunun da neredeyse en yüksek nüfus olduğunu duydum. Ben doğrusu onu bilmiyordum. Bu açıdan da Bağcılar-Bitlis kardeşliğinin, gönül köprüsünün kurulmuş olmasına da büyük bir mutluluk duydum. Bugün burada bir bakıma göreceğe çıktık. Ama iyi ki de çıktık. Biraz geç kaldık ama neresinden başlarsak kârdır diye düşünüyorum. Özellikle ben ayın 4'üne kadar devam edecek olan standlarımıza bütün Bitlis hemşerilerimizi bekliyoruz. Gördüğünüz gibi burada farklı yörelerden insanları da bünyesinde barındıran, kültürlerin çarpıştığı değil, kültürlerin mozaik oluşturduğu bir gül bahçesi, lale bahçesi oluşturduğu bir mekan olarak burasını yine 3 gün boyunca göreceğiz. Ve burada Bitlis'imizin tarihi, kültürel zenginliklerini yaşarken aynı zamanda birçok yörenin insanlarıyla da tanış olma noktasında iyi bir fırsat yakalayacaklarına ben inanıyorum. Mana güzelliğinin birleştiği il olan Bitlis'in güzel insanlarını İstanbul'da ağırlamaktan biz de çok memnunuz. Çok teşekkür. Bağcılar Sayın Valimizin daha evvel görev yaptığı ilçelerden bir tanesi. Biz de orada görev yapmaktan şeref duyuyoruz. Kendisinin yerini doldurmaya çalışıyoruz bir yönüyle. Nüfusumuz Bağcılar olarak 750 bin yüksek bir rakamımız var. Türkiye 75 milyon, Bağcılar 750 bin %1'lik bir orana tekabül ediyor. Anadolu'da ne varsa %1 oranında da Bağcılar'da var. Bağcılar bir nevi İstanbul'un Anadolu yüzü. İstanbul'daki Anadolu. Tabii böyle olmakla birlikte Bitlis'in İstanbul'daki ve Bağcılar'daki yüzü de diyebiliriz. Çünkü yaklaşık olarak 25 bin civarında Bitlisli seçmenimiz var. Sayın Belediye Başkanımız ve diğer ilgililer de tabii bu konuda mevcut gerekeni yapıyorlar Bitlis yönüyle. Ben yeniden teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum. Tanıtım günleri gerçekten Anadolu'muzu, yörelerimizi, İstanbul'daki 15-16 milyon hemşerimize çok iyi bir şekilde tanıtıyor, sergiliyor. Anadolu'muzun folklorunu, kültürünü, tarihini buradaki tüm kente arkadaşlarımız tanıtmış oluyorlar. Bu açıdan son derece önemli bir etkinlik ve biz de bir kağıthaneli olarak bu etkinliğin hem önemini gören birisi olarak hem de çok bu etkinlikten memnun olan birisi olarak burada bulunmaktan bir kere daha memnun olduk. Öncesinde milletvekillerimiz, Sayın Valimiz, kaymakamlarımız ve Bitlis Belediye Başkanımız Sayın Fehmi Alaydın Bey ve emeği geçenlere teşekkürü bir borç biliyoruz. Burada yeni geldik tabii. İlk sizin buraya bizi davet ettiler. Daha standları gezmedik. O vesileyle şimdiden güzel olduğunu ifade edebilirim. Tabii Bitlisli kardeşlerimizi, Evliyalar şehri olan Bitlis'imizi, Bitlis'in kültürünü sadece Bitlislere değil İstanbul'daki tüm kardeşlerimize tanıtılmasını çok önemsiyorum. Bu anlamda yine emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Sultanbeyli ilçesinde Bitlis kardeşlerimiz yoğun olduğu için biz Bitlisli hemşehrilerimizi yakinen tanıyoruz. Çok yoğun bir şekilde Bitlisli hemşehrilerimiz var. Onların davetiyle zaten de buradayız. Ben tüm Bitlis kardeşlerimize ve yine sizlerin aracılığınızla bizi izleyen tüm dostlara teşekkürü bir boş biliyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum. Tabii Bitlis tarihi özellikleri ve insan yapısı itibariyle önemli bir ilimiz. Son derece belki de şu anda açığa çıkmamış o kadar çok tarihi yapısı var ki bunların açığa çıkarılması lazım. Daha fazla tanıtımın yapılması lazım. Ben her zaman şunu söylerim. İnsan bilmediğinin düşmanıdır diye bir atasözümüz var. Bizlerin aslında bu güzel memleketlerimizi zaman zaman ziyaret etmemiz gerekir. Çünkü ne kadar anlatılırsa anlatılsın yerinde görmek de farklı bir duygu. Bizim Sultanbeyli'li, Bitlisli, Sultanbeyli'de yaşayan Bitlisli hemşehrilerimiz var. Onların sayesinde Bitlis'imizi biraz öğrenmiş oluyoruz. Çocukluğumuzda işte Bitlis'te Beş Minare türküsünü hep söylerdik. Bitlis'in belki de aklımızda kalan en eski şeyi Beş Minare türküsüydü. Ama bugün Bitlis'imiz gerçekten Anadolu'muzun güzel bir ili. Buralara gidip gezmemiz lazım, görmemiz lazım. O güzel insanların o güzel
misafirperverliğini yerinde görmemiz lazım. Ah Ağdavrane, be Davrane, 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 Davrane. Ah Ağdavrane, Rabbi de kabul eki çendi hani. Çüme bittise bin goli batmane başan hevalane. Hevale ki nazbikim ne mayel vandırane. Kez bi kesi güvenmiş nabe. Kesek ne kare pişta khobi devruni du kelime haberdan bi kenev insanı birane. Ah devrane be devrane berhi. Mübiye fermane. Bitlis'in önünde bağlar, hanım elini oyar oturmuş gül bağlar, beralı vay vay. Bitlis'in önünde bağlar, hanım elini oyar oturmuş gül bağlar, beralı vay vay. Burası bir medeniyet şehri, binlerce yıllık bir geçmişe sahip. İki gün önce İspanya'dan geldim. Onlar böyle 500 sene önceki ya da 1000 sene önceki olayları olağanüstü tarihi büyük bir zenginlik olarak takdim ediyorlar. Bizim burada 10.000 yılı geçen medeniyet izlerine rastlayabiliyoruz. Göbekli Tepe'de olduğu gibi. Selçuklu medeniyetinin açık hava müzesi gibi Bitlis. Sadece tarihi arka planı değil, hala devam eden o medrese geleneğiyle Türkiye'nin Müslüman kimliğinin üretildiği bir mekan aslında. Sadece dini, tarihi, kültürel zenginliğiyle değil, gerçekten soframızda her gün buluştuğumuz peyniriyle, yoğurduyla, ne bileyim balıyla müstesna bir şehirden söz ediyoruz. Biraz önce orada yetişen sülükleri gördük. Dünyada yetişen tıbbi sülüğün %80'i Anadolu coğrafyasında çıkıyor. Bunun da en iyileri, üzerinde kahverengi çift çizgiler olan ve baklava tanesi gibi dizler olan bir sülüğümüz de var. Şifa dağıtıyoruz. Yani insanın aklına, gönlüne, bedeline, sağlığına hizmet eden bir şehrimiz. Ne demek? Ne demek? Evet değerli izleyenler, Bitlis tanıtım günlerinde standları dolaşmaya devam ediyoruz. Şu an yanımızda Bitlis Emniyet Müdürümüz var. Merhabalar efendim. Merhabalar. Efendim Bitlis'te hemşerilerimizle feshanede buluşmanın keyfini yaşıyoruz. İnanılmaz bir coşku var. İnsanlar memleketlerini özlemişler. Memleketin değerlerini, sofrasını, yemeklerini, kültürünü ve birbirlerine olan hasretini burada gideriyorlar. Bu organizasyonun ne kadar önemli, aslında gecikmiş yapılan bir organizasyon olduğunu görüyoruz. Ama bir Türkmen atasözü var. Diyor ki, geç gelmek hiç gelmemekten iyidir. Bugün yapılan da geç de olsa böyle güzel bir organizasyonun başlatılması önümüzdeki yılların müjdecisi, çok daha büyük, çok daha güzel organizasyonların. Ben bu Ankara'daki tecrübeden sonra buradaki organizasyonun daha güzel olduğunu gördüm. Ve ilgi başlangıç itibariyle çok güzel, artarak da devam edecektir. Çok güzel bir organizasyon, coşku var. Vatandaşlarımız Bitlis'i, İstanbul'da yaşamanın keyfini, hazzını alıyorlar. Beğendiniz mi? Onu çatalla değil, ısıracaksın ya, böyle fışkıracak üstüne. Ablacığım sen söyle. Sen tabak tabak getirmeye bak. Ekmeğimizden de, köftemizden de eser kalmadı. Teşekkür ediyoruz baba gibi. Siz nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Bizler de sizi görünce iyi oluyoruz. Eyvallah. Az önce baktım parmaklarınızı gezdiriyorsunuz ama tabağınızda büryan kalmamış. Efendim ben... Doyamadınız mı tadına yoksa? Şöyle söyleyeyim, tadına doyamadım ama personel bunu görmezlikten geliyor. Yine patlattınız espriyi. Evet, personel bunu görmezlikten geliyor. Ya Bilal abi, büryanın bittiyse getirelim demiyor. Oysa ki ben istiyorum. Buradan sizin aracılığınızla onlara getirin lütfen şunu diyorum.
Tabii. Tüm Bitlis TV ailesini selamların en güzeliyle selamlıyorum. Bitlis tanıtım günlerine gelmek benim için çok büyük bir onurdur. Sizlerle röportaj yapmaksa başlı başına gururdur. Bitlis TV'ye selam, izlemeye devam. Merhabalar. Merhabalar. Sizi de bile bir tanıyor. Evet, ben Seyhan Çiçek, Bitlis'teyim. Burada evliyim. Bu festivali yaptığınız için çok teşekkür ederim. Bu bal. Hakiki karakovan balı. Ben de buradan 3 tenike aldım. Eve götüreceğim. Sen satıyorsan alırsın. Alıyorum. Reklam yapıyorsan. Hayır, alıyorum. Müşteriyim ben. Müşteriysen kaç aldın bire? Bunları böyle 80'e aldım. Hakiki 3 tane aldım. Bir kayınpeder. Sen buradan alıyorsan. Evet, anlıyorum. Benim babam da balcı, dedem de balcı. Bizimkiler hepsi balcı. Evet. O zaman ben bal almaya getirdim ama seni götüremedim. Götürün. Gelin buradan alın. Hiç kaçırmayın. O zaman bu sana akraba mı? Hayır, akrabam değil. Yabancıyım ben. Ben yabancıyım. Civar. Hiçbir şey tanımıyorum. Civar. Benim adım Turan Yemez. Şimdi Allah selametlik versin. Nasıl gidiyor? Valla çok güzeldi. Kade gitti. Adi balay. Kade bitti. Kade bitti. Evet. Kade var orada. Bu nedir? O 2-3 tane. Bu 2-3 tane de. Selam göndermek istedim. Tanıtımı nasıl buldun? Bir dakika, ilk baştan girer. Evet. Şimdi kaç yıldır burada evlisin? 2. 2 yıldır burada evlisin, evet. Çocuk. Var bir tane buradan. Bunu Allah bağışlasın. Abi senin neydi? Tanımıyorum. Tanımıyorum. Babası. Babandı. Burada bal satıyor değil mi? Ya. Burada satıyor. Ya balcı bir Hizan'dan gelmiş. Sana gelse baban yanına. Yardım edin. Hoş şeref getirmişsin. Sağ olun. Baş göz üstüne. Sağ olun. Selam göndermek istediğin bir yer var. Var. Buradan Bitlis'teki anneme, ablama, bütün akrabalarıma selam yolluyorum. Ben İstanbul'daki bütün Bitlisleri festivale bekliyorum. Tamam. Baban kaç günde geldi buraya? Bir haftadır gelmiş. Bir haftada geldi. Festival. Yani yeni burada görmedin. Daha yeni burada görmedim. Bir hafta sizde yatıp var. Bizde. Tamam, Allah selamet olsun. Hele bir baban elini yap, baban elini yap. İşte bak. Bitlisler böyle. Allah sivar etsin. Bitlis'te beş minarey. Beri gel oğlan, beri gel. Yüreğim doldu yâre. Beri gel. Beri gel, isterim yanan gelem. Beri gel oğlan, beri gel. Cebimde yok beş para. Beri gel canan, beri gel. Bitlisliyim, bu balı yemekten de mutluluk duyuyorum. Peki siz neler söylemek istersiniz bu balla ilgili? Valla söylenecek kelime yok. Lafın kelimeyle muhteşem, öyle mi? Lafın bittiği tek şey. Cevizler. Özellikle cevizler. Balı yemek bir başkaymış. Peki, afiyet olsun. Nasıl böyle açılış hemen yaklaşık bir yarım saat dedi açılmış. He. İnsanların yoğun ilgisi var. Satış matış yapabiliriz yoksa yapacağız. Biraz iyidir, yavaş yavaş. Yavaş yavaş açılacak. Burada kesim genellikle çalıştırıyor için. Fındık da satıyor sen. Hatta sonu gelecekler. Fındık da var, cevizimiz de var. Bir şey diye ki diye hizandır dedikleri, fındıktır yedikleri, çok hoşuma gidiyor. Dayı dayı demeleri. Öyle değil. Doğru. Söylemek istediğim şey var. Yok, Allah selam Allah göndermez adım. Bütün izlediklere selam gönderiyorum. Seni satışlar. Allah yardımcınız olsun. Allah ısmarladık. Burada karnımız acıktı. Biryan yedik. Ben bakıyorum öyle gizli köçe. Bitlisleri yönü ne yenir? Biryan yenir. Biryan yenir. Arkasında kabak dalsın, manyak bir şey olur ya, böyle bir şey ya. Allah razı olsun. Buyurun. Allah seni var etsin. De orada satış yerimiz var. Orada da Kazım Bey, orada Kazım Bey'le bir yüce. Allah razı olsun. Sağ olun. Bitlislere selam. İzleyenler, şu an Bitlis'in yöresel ayakkabısı olan Harik'in bulunduğu standta ustamızla beraberiz. Merhabalar ustam, kolay gelsin. Merhabalar, sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyoruz. Evet, Harik üretimi yapıyorsunuz. Bitlis tanıtım günlerinde birlikteyiz. Neler söylemek istersiniz? Yöremizin işte geleneksel sanatını Bitlis tanıtım günlerinde ben de tanıtmaya çalışıyorum. Tabii ki içimizde büyük bir memleket sevgisi var. Bitlis için tanıtım oldu mu? Ayda da deseler Bitlis'in tanıtımı var. Alırım kilimimi, harimi, giderim orada tanıtımı yaparım. Güzel geçiyor tanıtım günleri. Halkın büyük ilgisi var. Hariyi hiç tanımayan insanlar burada tanıtma fırsatım oluyor. Gerçekten güzel geçiyor. Peki çok gelip soran oluyor mu bu ayakkabıları? Tabii ki. Şimdi romatizma açısından faydası da olduğu için insanlara anlattığım zaman şaşırıyorlar. Soranlar gerçekten çok. İnşallah böyle giderse daha önceden yaşadığımız sıkıntılarımız giderilebilir diye düşünüyorum.
Peki, çok teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Kolay gelsin sizlere de. Bu biryan insanın başına neler neler getiriyor. Değerli izleyenler, görüyorsunuz bu soğuk havada hiç havanın soğukluğunu aldırmayan insanlarımız. Merhabalar. Merhabalar. Tanıyalım sizi. Adım Nevzat Özer. Çok güzel. Burada hemşerilerimizi görmeye geldik. İyi yapmışsınız. Teşekkür ederim. Hoş gelmişsiniz. Siz efendim? Ben Cevdet. Pınar Market'ten. Tatvan. Tatvan. Tatvan Pınar Market'ten. Nevzat kardeşimizin dediği gibi biz de bu organizasyona destek vermek için geldik. Ayrıca burada daha çok şey öğrendik. Yani yapılması gereken bir şeydi bu. Her sene yapılması gereken. Organizasyon için kesinlikle geç kalınmış bir çalışma. Her sene, hatta senede iki defa yapılması gerekiyor. Çünkü burada da bir Bitlis olduğunu biz hissettik, gördük. Nüfus fazla en başta. Çok yoğun. Hafta sonu daha yoğun olacağı bekleniyor. Aynen. Herkesin çalışmasında başarılar diliyoruz. Size de iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Afiyet olsun. Sizi tanıyalım. Ben Yusuf. Burada öğrenciyim. Yani bir baktık memleket buraya gelmiş. Gerçekten çok gururlandım. Şöyle bir şey mi oldu Yusuf? Seni yatağından alıp getirdiler buraya. Gözlerini açtın. Ya yarabbi, rüyada mıyım? Acaba gerçekten işim çıktı da Bitlis'e mi gittim de ben habersiz ya, he? Onun gibi bir şey oldu. Seni açtım baktım Bitlis'tesin. Burada bütün Bitlis'ler burada. Tatman burada. Yani herkes burada. Gerçekten bu çok güzel bir organizasyon. Cevdet abinin de dediği gibi bunu gerçekten sıklaştırmak lazım. Yani bu bir seferliğe mahsus olmamalı. Ve hani birileri çıkar amaçlı bu işi yapmamalı. Gerçekten bunu gönülden yapmalı. Yani gönülden. Çünkü biz memleket sevdalısıyız. Herkes de böyle olmalı. Ben bu şekilde düşünüyorum. Teşekkür ediyoruz. Afiyet olsun. Bunun içerisine ne katıyoruz? Bunun içerisinde un katıyoruz. Başka? Bulgur, un, biraz da çörtünün suyundan katıyoruz. İyicene yoğuruyoruz. Tencere açıp pişiriyoruz. Tencere atıp haşlıyoruz. Haşlıyoruz. Ondan sonra kol, biber, yağla. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Çok renkli gördük sizleri. Arılarınızla beraber gelmişsiniz. Herkes balları getirmiş. Siz hem ballarınızı getirmişsiniz hem arılarınızı getirmişsiniz. Evet. Amacımız Bitlis tanıtım günlerine bir renk katmak. İstanbul'a bu manada bir çıkartma yaptık. Bitlis'in, yani Türkiye'nin en kaliteli ballarının başında yer alan Bitlis balını bütün imkanlarımızla, bütün olanaklarımızla İstanbul halkına tanıtmak, Türkiye'ye tanıtmak Bitlis Arıcılar Birliği'nin asli görevlerinden biridir. Biz de bu manada hem ballarımızla, hem arılarımızla, hem biliyorsunuz gördüğünüz gibi canlı arılarımızla Bitlis'in arıcılarını temsil etmeye çalışıyoruz. Türkiye'de son yıllarda bala olan güvenin sarsıldığı bir dönemde, özellikle bu vurguyu yapıyorum, Bitlis balının kaliteli olduğunu, halen kaliteli balın üretildiğini, bunu ispat etmek için ürünlerimizle İstanbullulara Bitlis balının kaliteli olduğunu, saf olduğunu ve güvenilir olduğunu, kaliteli olduğunu göstermeye çalışıyoruz. Nemrut'u aşan bilir ne canım, Rahba'yı geçen bilir ne canım, Rahba'yı geçen bilir ne canım, Senay'ın bağlarından ne canım, Senay'ın bağlarından ne canım, Zeydan'a bakan bilir ne canım, Zeydan'a bakan bilir ne canım, Le 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 canım, Le 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 canım, ye bir yanık suyu ne canım, ye bir yanık suyu ne canım, Le 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 canım, Le 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 canım, ye bir yanık suyu ne canım, ye bir yanık suyu ne canım.